hoş geldiniz sevgili dostlar. Bu videoda sizlerle beraber mevsimin ruhuna uygun bu şahane şal hırkayı öreceğiz. Hırkanın örümüne başlamadan önce her zaman sonda yaptığımı başta yapmak istiyorum ve sizlerden abone olmanızı, hala değilseniz abone olmayı unutmamanızı rica ediyorum. Siz abone oldunuzsa devam edebiliriz. Alize Cotton Gold'un moruyla Yarn Art Jeans Crazy'yi kullanacağız. Aslında hırkamızın bütününde Yarn Art Jeans Crazy'nin 82-20 numaralı rengini kullanıyor olacağım. Etrafında da Alize Cotton Gold'un 44'ünü kullanıyor olacağım. Tamamı bittiğinde sizlere ip miktarı hakkında videonun sonunda mutlaka bilgi vermiş olurum. Videoyu sonuna kadar izlemeyi unutmayınız. Tığ olarak 3.75 milim tığ kullanıyorum. Motiflerin yapımında. Etrafını örerken 3.25 ya da 3.5'a düşeceğim. Bunu da belirtmek isterim. Öyleyse motifin yapımı ki çok kolay. Hanım dilenli motifleriyle ilerliyoruz. Granny Square'ler. Onları örerken birbirine ekleye ekleye devam ediyoruz. Şimdi bu ekleme sistemini ekleye ekleye nasıl devam ettiğimi 4 tane motif üzerinde size göstermek istiyorum. İlk bir tane motifi örerek başlıyoruz. Bunun için sihirli halka içine çalışacağım. İpi parmağıma doladıktan sonra tığımı oluşturduğum bu halkanın içine batırıp ilmeğimi çıkartıyorum. Çıkarttığım ilmeğimi bir kez kilitledikten sonra yükseliyorum. Etrafında döndürüp ipi arkasından geçirdikten sonra ilk bacağım olan yalancı trabzanımı örüyorum. Daha sonra yanına iki tane ikili trabzanımı örüp bacak sayısını 3'e çıkartıyorum. Arada iki zincirim var. Tekrardan 3 tane daha ikili trabzanımı örüyorum. 3 tane ikili trabzan, arada 2 zincir mantığına göbeği oluşturacağım. 4 tane grup örerek. 2 zincir. 1 2 3. 2 kere de çıktım. İkili trabzanlarım. Arkadan çekerek ortadaki halkayı sıkıştırıyorum. 2 zincir, son grubum. İkili trabzanlarla. Buraya geldiğimde ise artık 4 tane ikili trabzanlarla oluşan gruplarımı örmüş oldum. Ortasını tam olarak sıkıştırıyorum, kapatıyorum. Burada şimdi bir zincir çekiyorum. Tığın üstüne ipimi alıp buradaki ilk trabzana, ilk örmüş olduğum trabzanın da tepesine batarak bu arkadaki ipi de tığımın üstüne alıyorum. İpimi içinden geçirip ilmeğin 3 tane ilmeğim var tığımda. Üçünü bir örerek ortaya gelmiş oldum. Şimdi bu köşedeki 3 tane, pardon, burada zincir çekerek değil, bir zincir çektikten sonra yükselip arkasına döndürüp ipi geçiriyorum. İlk yalancı trabzanımı ördükten sonra da iki tane ikili trabzanın yanına ördüm. Böylelikle köşedeki ilk üçlü grubu tamamlamış oldum. Ara geçişlerde bir zincirim var. Şu arkadan gelen ipi de sırasıyla önce önden, sonra arkaya alıyorum. Gizli, bu şekilde de gizlemeye devam ediyorum. Bu köşeye geldiğinde şu anda bu ip üstüne öreceğim. Bir zincir çekmiştim. Hemen diğer köşeye geldim. Önce 3 tane ikili trabzanımı örüyorum. Daha sonra 2 zincirimi çekiyorum. Tekrardan aynı boşluğun içine 3 tane ikili trabzanımı örüyorum. Bir zincir çektim.
bu boşluğun içine 3 tane daha ikili trabzan. Tekrardan aynı boşluğun içine 2 zincir çektikten sonra 3 tane ikili trabzan. Ara geçişlerde 1 zincir. Şimdi tekrardan bu arkadan ipim hala devam ediyor. Önce öne, sonra arkaya alarak yine bu köşeye getirdim ve üstünü örmeye devam ediyorum. Köşenin ilk üçlü grubunu ördüm. 2 tane de zincirimi hemen çekip diğer üçlü grubumu örüyorum. Aradaki bir zincirimi çekeceğim. Bu ilk başlarken örmüş olduğum üçlü grubun yanına diğer ikinci üçlü grubu da örüyorum. Arada 2 zincirim var. İlk başladığım trabzanın tepesine batıp ip arasından geçirerek güzelce kilitledikten sonra kesiyorum. Böylelikle ilk minik motifimizi örmüş olduk. Bunu arkaya alıp gizleyeceğim. Bakın bu yürüterek getirdiğim ipin de burada bir parçacık kaldı. Onu da hemen şöyle içine alıp gizliyorum. Tamamen kaybettim. Şimdi bunun ölçüsü benim ipim benim elimden ve tığımla ne kadar düştüğünü size göstermek isterim. 5,5 santimden 6 santime yakın. Şöyle göstereyim. 5,5 diyebilirim. Tam 5,5 santim. Şimdi bunu yaptım. İlk hırkamızı yaparken böyle bir tane motif yapıyoruz ve diğer artık bütün motifleri örerken birbirini ekleye hem enini hem boyunu oluşturuyoruz. Yani sıra ikinci motife geldiğinde hemen şöyle alayım. Yine sihirli halka içine başlıyorum. Bir zincir çektim, yükseldim, döndürdüm, arkasından aldım. Yanına 2 tane daha ikili trabzanımı örüp ilk grubu ördükten sonra parmağımdan çıkarıp 2 zincir çekiyorum. Sihirli halkamın içine örmeye devam ediyorum. Üçlü gruplarımı ikili trabzan, arada 2 zincirle. Dördünü de tamamladıktan sonra bir zincirimi çekiyorum yine. Diğerinde gösterdiğim gibi tığın üstüne ipimi alıyorum. Buradaki ilk trabzanın tepesine batıp arkadaki ipi de tığımın üstüne alıyorum. Sonra bu ipi çıkartıyorum ve tığımda 3 tane ilmek varken hepsini bir örüp ortaya geldim. Daha sonra bir zincir çektim, yükseldim, döndürdüm ve üçlü ilk grubumu örüyorum. Arada bir zincirim var. Daha sonra bu ipi, arkadaki ipi yine önce öne, sonra arkaya aldım ve köşeye getirip üstüne örmeye devam ediyorum. 3 tane ikili trabzan, 2 zincir, tekrardan 3 tane ikili trabzan. Aradaki bir zincirimi de çekeyim buradan. Ve burada görmüş olduğumuz ipi yine önce öne alıyorum. Sonra arkaya. Ve bu köşede de yine üstünü öreceğim. Bu köşeye geldiğimde üçlü grubumun ilkini örüyorum. Daha sonra bir zincir çekip tığdan çıkıyorum. Ve yanına ekleyeceğim motifimi alıp hemen şöyle iki motifin ön yüzü bana bakarken bunun içinden tığımdan çıkıp bakın. İlmeği
arasından çıkarttım. Her ikisinin de ön yüzleri dönük. Ama sırt sırta verdik. Bir zincir çekiyorum. Tığın üstüne ipimi alıp buraya geliyorum. Köşenin diğer 3 tane ikili trabzanını örüyorum. Daha sonra bir zincir çekip tığdan çıkıyorum. Karşısındaki nokta ön yüzleri bakarken tam olarak denk gelen nokta burasıdır. Oradan batıp ilmeğimi çıkartıyorum. Tığın üstüne ipimi alıyorum. Köşeye geldim. Köşeye önce 3 tane ikili trabzanımı örüyorum. Bir zincir çekiyorum. Tığdan çıktım. Köşeye battım. İlmeğimi geçirdim. Bir zincir çektim. Ve buradaki köşenin diğer ikili trabzanlarla oluşan üçlü grubunu örüyorum. Arada bir zincir. Burada başladığım noktadayım. Bunun diğer üçlü grubunu örüp iki motifi aslında birbirine eklemiş olduk. Şimdi arada iki zincirim var. Hemen ilk trabzanın üstüne batıp aradan ilmek çıkartıp kaydırarak ilmeğimin içinden de güzelce kilitledikten sonra ipimi kesiyorum ve iki motifi böylelikle eklemiş olduk. İşte sistem hep böyle ilerleyecek. Şimdi sıradakini öreceğim. Onu yan yana mesela atıyorum. Şimdi bizim modelimizde ilk sıramız 21 tane motif yan yana. Onu göstereceğim birazdan. Birleştirme tekniği bittikten sonra. O zaman upuzun öreceğiz. Daha sonra alta geçtiğimizde varsayalım ki bu bizim istediğimiz uzunluğa erişti. Şimdi buraya 3. motifi ve 4. motifi de nasıl eklediğimi gösterdiğimde siz artık bütününü yapabiliyor olacaksınız. 3. motifi de göstermiş olduğum bir öncekini yaptığım yere kadar ördüm. Bakın. Şimdi burada bir zincir çektim, tığdan çıktım. Hemen bu iki tane motifin şurada kesiştikleri noktanın içine batıyorum. Bakın. İki tane motifin kesiştiği noktanın içine battım. İlmeğimi oradan çıkartıyorum. Daha sonra bir zincirimi çekiyorum ve tığın üstüne ipimi alıp bu köşeye geliyorum. 3 tane ikili trabzanımı örüyorum. Bir zincir çekip tığdan çıktım. Karşısındaki tam olarak denk gelen noktaya batıp ilmeğimi içinden geçirdim. Tekrardan buraya köşeye geldim. Köşenin ilk üçlüsünü örüyorum. Daha sonra bir zincir çekiyorum. Tığdan çıkıp buradaki köşeye batıyorum. İlmeğimi o köşenin içinden geçirdikten sonra bir zincir daha çekiyorum. Köşelerde bir zincir çekiyorum dönüşte. Köşeye gelip tekrardan 3 tane ikili trabzanımı örüp zincirimi çektim ve son üçlü grubumu da ördükten sonra 3. motifi de eklemiş oldum. Hemen bunu şimdi ilk motifin üstüne batıp arasından geçirip güzelce kilitliyorum. Kestikten sonra da şöyle göstermek isterim size. Üçüncüyü ekledik, sıra dördüncüde. Dördüncüyü de buraya örüp yerleştireceğim. Birlikte yapacağız. Diğer parçanın da bu kadar kısmını kadar ördüm. Şimdi tekrardan geldim. Artık dördüncüyü yerine yerleştireceğim. Bunun için şuradaki köşeden tığımı geçiriyorum. Hemen ilmeğimi de içinden geçirdikten sonra bir zincir çekeceğim. Daha sonra bu köşenin içine 3 tane ikili trabzanımı öreceğim. Bir zincir çekip hemen şöyle döndürdüğümde karşısına denk gelen şu boşluk olan yerden ilmeğimi çıkartıp köşeye geliyorum. Köşeye 3 tane ikili trabzanımı örüyorum. Bir de zincirimi çekiyorum. Tığdan çıktıktan sonra şu üçünün kesiştiği tam olarak şu orta noktaya battım. Ve oradan bu ilmeğimi geçiriyorum.
Bir de zincirimi çektikten sonra sıra bu köşede, diğer üçlüde. Bir zinciri çekip çıktım ve karşısındaki boşluktan ilmeğimi çıkarttım. Artık köşenin son üçlüsünü örerken de son köşeleri de birleştirerek 4 tane minik motifimizi birbirine eklemiş olacağız. Şimdi bir zincir çektim, çıktım, aldım, hemen bir zincir daha çektim. Buradaki ilk trabzanımın tepesine batıyorum. Güzelce kilitledikten sonra kesiyorum. Ve bakın 4 taneyi birbirine böylelikle eklemiş olduk. İşte bu mantıkla da upuzun parçamızı öreceğiz. Yani upuzun parçamız derken eninden bahsediyorum. Eni şöyle göstereyim. 2, 4, 6, 8 diye devam ediyor. Bakın enimiz. Enimiz burası. 2, 4, 6, 8 diye 21 tane motif eninde var. Eni için 21 taneyi böyle yan yana ekleyeceğim. Boyu için ise 13 tane kullanacağım. Yani 21 çarpı 13 toplamda 273 tane motifle bu hırka, şal hırkanın motiflerini tamamlamış olacağım. 21, bakın 21 eni, 13 boyu, adet veriyorum. 21 adet eni benim motiflerime göre 115 santim civarı oluyor. 13 adet boyu, o da 71-75 santim civarı oluyor. Siz elinizden düşenleri bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Yani motif sayısıyla benim verdiğim santimleri zaten videonun sonunda bedeni, ölçüyü çok daha net konuşuyor olacağız. Şimdi verdiğim sayılardaki motifleri örüp geliyorum. 21 ve 13 adet olan, toplamda 273 adet olan minik granny square'leri birleştirdim. Yani hanım dilendi de diyebiliriz. Çok güzel bir görüntü ortaya çıktı. Bilmiyorum sizin hoşunuza gitti mi ama oluşan renk cümbüşü benim inanılmaz hoşuma gitti. Siz de beğendinizse bir kalp bırakmayı unutmayın rengimizi. Hemen size kaç santim uzunlukta olduğumuzu da söyleyeceğim. Enini önce vereceğim. Enimiz 113 santim. Boyumuzu da vermek istiyorum hemen size. 70 santim de boyumuz. Gayet ideal, istediğim ölçülerde. Videonun sonunda zaten detaylı bedeni verirken nasıl büyütebiliriz ya da nasıl küçültebiliriz de size anlatmaya çalışacağım. Şimdi artık büyük parçamız bu aşamaya geldiğinde bütün motiflerle büyük parçayı oluşturduğumuzda yapmamız gereken şey tam olarak ortadan ikiye katlamak. Hemen göstermek istiyorum size de. Şöylece ne? Katlıyoruz. Ve parçanın sol ve sağındaki kısımda 3 buradan 3 arkadan olan şu motif kısmını, şu 3 tane kısmı birleştirip burada kol evimizi oluşturacağız. Şimdi ben bir tarafı birleştireyim, göstereyim size, diğer tarafı da beraberce birleştirelim. Bu arada hırkanın bütününde biliyorsunuz 3.75 milim tığ kullanmıştım. Birleştirme ve etrafının lastik örümüne geçtiğimde ise 3.25 milim tığ kullanacağım. Birleştirme kısmına geçerken biraz evvel ön yüzüyle katlama yapmıştım biliyorsunuz. Şimdi tersinden katlama yapıyorum ki yandaki birleştirmeyi tersten devam ettireceğim. Siz de ters yüzünden yaparsanız döndürdüğünüzde daha düzgün duracaktır diye düşünüyorum. Ya da fark etmez. Hani istediğiniz şekilde de yapabilirsiniz. Şöyle 3 tane motiflik yeri birleştirdim. Bakın arkası burası, ön yüzü de burası olacak. Yine arkasındayız. Nasıl birleştiriyoruz hemen göstermek istiyorum. Üst üste koydum. Birleştireceğim rengimi. Yani aynı zamanda da tabii benim lastiğimi de öreceğim. İpim ve rengim olmuş oluyor. Mor renkle şöyle hemen aldım. İlmeğimi de çıkarttıktan sonra
şu iki üst üste katladığım parçanın köşesine batıp hem bunun hem diğerinin bir sık iğne örüyorum. Daha sonra bu ilmeklerin her ikisinin de hem bunun hem de bunun tepesine batıp kaydırma yöntemiyle içinden geçiriyorum. Şimdi buna batıyorum. Sıradaki trabzana batıyorum. Zaten karşılıklı birbirlerine denk geliyorlar. Eşit oldukları için battım. Arasından ipi kaydırıyorum. Köşeye geldiğimde köşede de ikisinin arasından şöyle kaydırıp çıkartıyorum. Köşede çünkü bir zincir çekerek ilerlemiştik ya motiflerde. Tekrardan bunun tepesinden, bunun da tepesinden battım, kaydırarak çıkarttım. Bu arada bu kısmı örerken lütfen hani tığı da küçülttük, sakın elinizi sıkmayın. Yukarıya doğru kasma yapar, kötü bir görüntü çıkar. Elinizi çok rahat bırakarak birleştirin. Eğer yapamıyorsanız bunu, bütününü ördüğümüz büyük tığı kullanabilirsiniz birleştirmede. Tekrardan takıldık şimdi burada. Battım. İşte bu şekilde aslında birleştirmeye devam edeceğim. Bir yere takılıyorum. Şuradan alayım şu ipimi yeniden. Yok, inat ettim. Heh, tamam. Köşedeyim. Burada da köşedeyim yine. Oradan da geçirdim. Bakın buradaki köşede de iki köşenin olduğu yerdeyim. Buna da geldim. Yani her iki tarafa da batıp şimdi trabzanların tepesinde sıra. Bunda ve bunda her iki tarafa da batıp aradan kaydırarak geçiriyorum. Buna ve buna batıp kaydırıyorum. Üç tane kısmını aynı şekilde ilerleyerek tamamlayacağım. Sonrasında da artık ilk kol ağzıyla başlarız. Sonra da etrafını beraberce lastiğine öreriz. Battım. Buradan da battım. Hop çıktık. Artık 1, 2, 3'ün sonuna geldiğimde de son buradaki motifin köşesine de batıyorum. Aradan kaydırarak çıkarttıktan sonra bir kilitledikten sonra bir de aynı yere bir de sık iğne örerek sağlamlaştırıp iyicene sıkıştırıyorum. Burada ipimi keseceğim. Şu sarkan ipleri de aralardan gizleyeceğim. İpleri gizledikten sonra artık ön yüzünü çeviriyorum parçamın. Şöyle birlikte çevirelim. Hatta bütünde de birlikte şöyle göstermeye çalışayım size. Bakın katladık. Yanlardan ördük. Uzun bir parçamız var şu anda. Nerelere çalışacağımızı da parçanın üstünde göstermek istiyorum. Size uzun bir parçamız var. Burada kol evini oluşturduk. İlk olarak kol evine lastiğimizi çalışacağız. Yani buralara lastiklerimizi çalışacağız. Daha sonra yani bunun kullanım şekli aslında böyle olduğu için şöyle düşünün bakın katlıyorum. Böyle olduğu için etrafına da lastik geçeceğiz. Tabii lastikte birkaç atraksiyonumuz olacak. Onların hepsini size göstereceğim. İlk olarak şu kollarını hemen beraberce ilkini ben öreyim. Sonra ikinciyi örerken de size göstermeye çalışayım. Kolun bir tarafının lastiğini ördüm. Şimdi diğer tarafta oluşturduğumuz kol evinin de lastiğini sizlerle beraber öreceğiz. Yine bu görüntüyü bu tarafta da yakalayacağız. Bunun için hemen kadrajı yaklaştırıyorum. Kol evimizi şu şekilde, şu kısmı alta gelecek şekilde önüme alıyorum. Yine zemin rengimden ilmeğimi çıkarttıktan sonra kolda biraz toplama yaparak öreceğim. Nasıl mı? Şöyle ki bakın. Şimdi ilmeğimi çıkarttım.
Burada kol altındaki şu iki boşluğun içine ilkine batıyorum. Trabzanımı örer gibi yapıp tığımda tutuyorum. Bu arada şu ipi de önüme alayım. Daha sonra tığımda iki ilmeği tutarken tığın üstüne ipimi aldım. Arkada gizleyeceğim ipi de alıyorum. Buraya batıyorum yine bu köşeye ve hepsini bir örüyorum. Yani bu iki köşeyi tek trabzan gibi çıkıp bir toplama yapıyorum. Daha sonra buraya ilk trabzanın tepesine geliyorum ve ilk trabzanın tepesine bir ikili trabzan. Yine trabzanların tepesine ikili trabzan örüyorum. Daha sonra bu arada zincir örerek tamamlamıştık minik motiflerimizi. Bu zincire es geçiyorum. Araya hiçbir şey yapmıyorum. Trabzanın tepesine geliyorum. Aynen trabzanların tepesine de örmeye devam ediyorum. Daha sonra bu iki köşe önüme geldiğinde yine önce ilkinde örüp tığımdaki ilmeği tutuyorum. Tığın üstüne ilmek alıp buraya geliyorum. Yine bir kere çıkıp tığımda tutuyorum ve hepsini üçünü bir örerek tek trabzan gibi çıkıyorum bu köşelerde. Şimdi tekrardan trabzanın üstüne bir trabzan. Her trabzanın üstüne bir adet ikili trabzan örerken aradaki zinciri es geçiyorum. Buradaki trabzanın tepesine geliyorum. Yine köşeye geldiğimde ise köşe boşluklarına ilk önce ilk boşluğa batıp bir kere çıkıyorum. Tığın üstüne ip alıyorum. Daha sonra ikinci boşluğa batıp hepsini bir topluyorum. Başladığım yere kadar aynı bu göstermiş olduğum şekilde örerek devam edeceğim. Burada artık sonuna doğru geldim ilk sıranın. Şuradaki boşluğa da bir tane ikili trabzanımı yapıp ilk örmüş olduğum toplama yaptığım şu iki trabzanın tepesine batıyorum ve bir zincir çekip şöyle ilmeğimi yükseltip etrafımda döndürüyorum. Bu ipi de arkasından geçirerek böyle sahte bir trabzan yapıyorum. Siz zincirle de yükselebilirsiniz. Şimdi artık bu ikisini bir kesmiştim. Onun üstünde bir trabzanla çıktım. Buradan sonra trabzanlarımı bir önden bir arkadan örüyorum. Sırasıyla bir önden bir arkadan. Tekrardan önde sıra, arkada ve burada köşelerde kesme yaptığımız bir kere de ördü topladığımız iki bacak ama tek trabzan gibi onu sıradakine önde ikisini bir alıp önden örüyorum. Tekrardan sıra arkada. Yani kesme yaptığım yerlerdeki iki bacak gibi duran kısmı bir kere de örerek geçiyorum ki böylelikle bir kol ağzında toparlama yapmış olabileyim diye. Sonra ise hiç fark etmeden sırasıyla arkadan, önden trabzanları örmeye devam ediyorum ki yine bakın bu sefer artık sıra arkadana geldi. Bu ikisini bir kestiğimi arkaya alıp örüyorum. Başladığım noktaya kadar da bu ikinci sıranın bitişine kadar devam edeceğim aynı şekilde. İkinci sıranın da sonuna geldiğimde arkayı ördüm. Alttaki son trabzanı da önden ördükten sonra burada ilk örmüş olduğum trabzanın tepesine kaydırarak geliyorum. Daha sonra yine bir zincir çekip yükseldim. Etrafında döndürdüm. İpi bunun arkasından şöylecene geçirdim. İlk yalancı trabzanımı ördükten sonra artık benim nasıl örmem gerektiğini alttaki trabzanlarım söylüyor. Yani görüyorum öndekini önden,
arkadakini arkadan örerek kol manşetini 12 sırada tamamlayacağım. 12 sıra bu lastiği tamamladıktan sonra artık bu şal hırkamızın etrafının patına beraberce geçelim. Şurada bitmişini yeniden göstereyim. 12 sıra olarak lastiği tamamlayalım. Kol manşetlerini gördüğünüz gibi her iki tarafta da tamamladım. Şimdi şöyle açtığımda hemen göstereyim, biraz daha kadrajı küçülteyim. Sıra artık hırkanın etrafını örmekte. Şimdi bunun için de yapacağım şey ilk olarak bir yer belirleyiciyle karşı iki tarafta bir yer belirleyeceğim kendime. İlk 4 sırayı örerken bu bana lazım olmayacak ama 4 sıradan sonra bu ilmek belirleyicileri taktığım yerler benim için önemli olacak. Bunu nasıl belirliyorum? Şimdi kolun altından gelen, şu kol manşetinin altından gelen her iki tarafı birleştirdiğim yer var ya, tam olarak şu kısım, o kısmın altındaki yere, yani tam olarak şuraya bir takıyorum. Bakın. Sonra aynı yeri karşı tarafta buluyorum. Ne yapıyorum? Kolda birleştirdiğim, şu iki tarafı birleştirdiğim yer vardı. Onun altındaki yeri burada da buluyorum. Bunlar şimdilik burada kalsın. Ancak başlayacağım noktada tam olarak belirleyicileri taktığım yer olacak. Önüme şöyle çeviriyorum. Hemen kadrajı yaklaştırıyorum. Zemin rengimi yeniden alıp etrafını da aynen 3.25 mm tığ ile örmeye devam edeceğim. Hemen ilmek çıkartıp, şimdi yeri belirlediğim kısım vardı. Orada görmüş olduğunuz tam olarak oranın taktığım şu boşluk, yani şu çizginin, şurası kol altından gelen birleştirdiğim yerin çizginin altındaki motifin köşesinden başlıyorum. Bir tane ikili trabzan örerek. Daha sonra her trabzanın üstüne ikili trabzanlarımı örmeye devam ediyorum. Ve buraya geldiğimde aralarda zincir çekmiştim biliyorsunuz. Aralara da bir tane örüyorum ve trabzanların üstüne de. Biliyorsunuz kolda manşeti örerken, kol ağzını lastiğini örerken burayı es geçmiştim. Şimdi oraya bir ikili trabzan örüyorum. Altını çizerek belirtmek isterim. Daha sonra bu köşelerde de biliyorsunuz tek kesme yaparak tek trabzan gibi örmüştük ama artık oralara da birer tane ikili trabzanımı örüyorum. Aslında artık çok farklı bir şey yok. Her trabzanın üstüne bir ikili trabzan, boşluklara bir ikili trabzan. Böyle ilk turu tamamlayalım. İkinci tura geldiğimizde ise lastik örümüne başlayacağız. Bakın gene köşedeyim. 1 2 ve trabzanların tepesine. Hiç farklı bir şey yok bundan sonra. Tam tur. Bu belirleyiciyi taktığım yere kadar geleceğim. İlk sırayı tamamlarken buradaki köşenin içine de bir tane ikili trabzanımı örüp ilk örmüş olduğum trabzanın tepesine kaydırarak geliyorum. Sonra bir zincir çekip yükseldikten sonra etrafında döndürüp ilmeği arkadan alıyorum. Yalancı trabzanımı örüyorum. Tekrar söylemek gerekirse siz burada zincirle de yükselebilirsiniz. Bundan sonra yapacağım işlem bir önden bir arkadan örmek trabzanlarımı.
Bu şekilde. Bir önden, bir arkadan. 4 sıra. Bunu tekrarlayacağım. İlk ördüğüm trabzan sırasıyla birlikte. Şimdi bu 1, bu 2, üstüne 2 sıra daha geçeceğim. Yapacağım hiçbir farklı işlem yok. Tam tur olarak bu işlemi yapacağım. Döneceğim, buraya geleceğim. Tekrar döneceğim, yine buraya geleceğim. 4 kere tamamlayacağım. Bir üste çıkmayı artık zaten biliyoruz. Çünkü bunu kolda da göstermiştim. Bir tur atıp dönüp geldiğimde buraya, hemen şöyle göstermem de gerekirse size, dönüp geldim diyelim ki buraya. Buraya battım, yükseldim yine. Öndekini önden, arkadakini arkadan örerek iki sıramı daha tamamlayıp dörde ulaşacağım. Dördüncü sıradan sonra ise ne yapacağımızı göstereyim. Dört sıra lastiğimi ördüm. Bakınız tam olarak burada takmış olduğum ilmek belirleyicisinin olduğu yerde başlamıştım. Aynı yerde de bitirdim. Şimdi burada ve tam karşısında biliyorsunuz iki tane öyle ilmek belirleyici takmıştım. Şimdi artık bundan sonra örerken ne yapacağım? Şimdi önüme alıyorum, şöyle göstereyim size. Şöyle de açayım. Öreceğim kısım artık değişti. 4 sıradan sonra artı 8 sırayı, 8 sıra daha öreceğim ama buradaki ilmek belirleyici taktığım yerden buraya kadar ne yapıyorum? İşte buradan başlayacağım, geleceğim, öreceğim. Hop, buraya geleceğim. Sonra buradan geri döneceğim. Hop, buraya geleceğim. 2 oldu. Tekrar gideceğim. 3. Geri döneceğim. 4. Bunu 8 kere yaptığımda tamamlamış olacağım üst beden ve ense kısmını. Altta kalan etek kısmı ise 4 sıra lastikte bitmiş olacak. Şimdi yer belirleyicileri işte burada önemli bizim için. Buradan yukarıya, şimdi normal her zaman öncesinde de gösterdiğim gibi çıkıyoruz. Ta ki buraya kadar öreceğim. Nasıl çıkıyordum? Yalancı trabzanımla çıkıp sırasıyla artık örüyorum trabzanlarımı. Arkadakini arkadan, öndekini önden. Şimdi dediğim gibi diğer ilmek belirleyicinin olduğu yere kadar örüp geleyim, oradan geri dönelim birlikte. Yine en sevdiğimiz kısım, finaldeyiz beraberce. Şal hırkamızı tamamladım. Ve çok da tatlı durdu üstümde bence. Benim çok hoşuma gitti. Umarım sizin de hoşunuza gitmiştir. Hafif, çok da kullanışlı bir model oldu. Şimdi size beden büyütme fikirleri verecek olursam şayet. Biliyorsunuz 21 motifi enine koymuştuk. 13 motifi de boyuna koymuştuk. Boyu zaten bence bu böyle hani bu boylarda güzel ama tabii benim boyum daha kısa, 1.62 boyundayım. 1.72 olan bir hanımefendi atıyorum şu anda. 2 motif daha uzun örebilir boyunu, benim üstümde durmasını hoşuna gittiyse şayet. Eni için ise yapacağımız tek şey 21'i 22-23 olarak enin motifinin sayısını arttıracağız. Yani burada yapmamız gereken tek şey motif sayılarını daha fazla örmek olacak. 21'i 22 yaparak bir tık bedeni büyütürken 13'ü 14 yaparak da bir tık boyunu uzatmış oluruz. Bu kadar kolay aslında. Ara renginden, yani bu Crazy'den kullandığım adet sayısı 8 taneyi açtım. 8.'den artan bu oldu. Mor renkten ise 2 adet açtım ama 2.'den çok az kullandım. Yani neredeyse 1 adet de yetecekti, öyle söyleyebilirim. Beğendinizse her zamanki gibi sizlerden bir kalp rica ediyorum efendim. Yorum ve beğenilerinizi esirgemezseniz mutlu edersiniz. Buraya kadar izleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Sıradaki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar.